Allah rahmet eylesin. Bazen böyle mesajlar geliyor. Yani çok fazla mesaj geliyor da bazı izleyicilerimiz soruyor. Onu söylemek istedim. Hani sunduğunuz haberlerden etkileniyor musunuz Caner Bey? Etkilenmemek mümkün mü? Etkilenmemek mümkün mü? Yani şimdi bu haberi izlediğimiz zaman hepimiz burada etkilendik. Dedim ya, acı hepimizin acısı. Kalbimiz acıyor. Kalbimiz acıyor. Şimdi tabii enkaz altında kalan depremzedelerle onları kurtaran arama kurtarma ekipleri arasında da dostluklar da oluştu ve emin olun, bakın bunu çok net söylüyorum, bu dostluklar, hatta bu kardeşlik bağları ömür boyu devam edecek. İşte o hikayelerden biri de Somalı madenci Erkan Kurtyemez ve asrın felaketinde anne ve babasıyla göçük altında kalan Yusuf Polat'ın arasında gerçekleşti. Yusuf tam 71 saat sonra kurtarıldı enkaz altından. 71 saat ölüme direndi ve Allah'ın sayesinde, Allah'ın mucizesi, 71 saat sonra enkaz altından sağ salim çıkarıldı. İşte ondan sonra da bu Somalı madenci Erkan Kurtyemez'le aralarında bir abi kardeş ilişkisi başladı. Şimdi her gün görüntülü görüşüyorlar. Hadi Yusuf, dur Yusuf. Yusuf dur. Somalı madenci enkaz altındayken verdiği sözü tuttu. Enkazdan kurtardığı depremzedenin manevi abisi oldu. Hadi çık. Çok şükür. Sağ ol bakalım. Dur Yusuf. Yusuf 17 yaşında. Dur abi. Sağlam, hiçbir şeysi yok. 17 yaşındaki Yusuf annesi Emine ve babası Mustafa Polat'la depreme Nur Dağı'nda yakalandı. Bütün aile çöken 5 katlı apartmanın enkazında kaldı. Büyük bir zorluklarla oldu. 4-4,5 saat bir çalışma yaptık. Bina komple oturmuş. Sesi geliyordu. Sese yöneldik. En son sağ salim Yusuf'u aldık. Yerli bir olan binada arama kurtarma çalışması yapan Somalı madenciler Yusuf'un anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Kendi sesini AFAD ekipleri duymuş önce dinleme cihazıyla. Sonra bize yer bildirimi yaptılar. Bildirim yaptıkları yerden biz sağ kimatalığa ilerledik. 15 metreden sonra aldık. Verelim Yusuf. Hadi Yusuf. Dur Yusuf. Yusuf dur. Somalı madenci Erkan Kurtyemez enkaz altındaki Yusuf'a 71. saatte ulaştı. O anda Yusuf'la kendini kurtarmaya gelen madenci arasında güçlü bir bağ oluştu. Erkan abi de zaten şeyin altında, enkazın altında biz sözleştik. Daha doğrusu ben söz istedim kendisinden. Dedim abi çıktığında da eğer çıkarsa sen dedim bırakmam ben. Sürekli dedim görüşürüz. Enkazdan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf iyileşir iyileşmez Mersin'deki amcasının yanına gitti. Fakat söz verdiği gibi hayatını kurtaran Erkan abisini bırakmadı. Ne yapıyorsun, nasılsın? Duruyorum abi, ne olsun. Sen ne yapıyorsun, sen nasılsın? İyi abi ya. Dinleniyorum evde. Var mı ağrın sizin? Yok abi, iyiyim ya. Amcamın yanındayım. Evdeyim, dinleniyorum öyle. Arada mesafede olsa o felaketten sonra abi kardeş olan madenci Kurtyemez ve depremzede Yusuf birbirleriyle her gün görüntülü konuşuyor. Bir tane daha abim oldu benim açıkçası. Benim de kardeşim oldu Yusuf. Kardeşim yok benim ama sen artık kardeşimsin.